Sevgili öğrenciler, merhaba. İsmim Ahmet Demir, tarih öğretmeniyim. Sizlerle bugün ilk ve orta çağlarda Türk dünyası ünitesini işleyeceğiz. Ünitemize başlamadan önce ünitemizle alakalı son 5 yılda ÖSYM sorularını size hatırlatmak istiyorum. ÖSYM tarafından konumuzla alakalı, ünitemizle alakalı son 5 yılda birinci aşamada 5 tane soru geldi, ikinci aşamada 8 tane soru geldi. Bu sorular ağırlıklı olarak siyasi tarih bölümünden değil, daha çok kültür ve medeniyet bahsi bölümünden geldi. Biz de burada anlattığımız ünitede size ağırlıklı olarak onları vermeye çalışacağız. Şimdi ünitemize şöyle bir bakalım. Önce sizlerle bu ünitede neyi göreceğiz? Hangi konuları işleyeceğiz? Onlara şöyle kısaca bir bakalım. Türklerin ana yurdu, kültür bölgeleri, yaşam tarzını göreceğiz ki bu yaşam tarzı en önemli olan kısım. Toplum yapısı, yönetim şekli, Türklerde yönetici, meşruiyet kavramı, Türklerde töre, askerlik ve göçler kavramını göreceğiz. Daha sonra da siyasi yapılara bakıp Türk devletlerini inceleyeceğiz. Göçler, kavimler göçü ve diğer göçler ve göçlerle dünyanın farklı bölgelerine yayılan Türk devletlerini işleyeceğiz sizinle. Evet, ünitemize başlayalım. Ben önce üniteyle alakalı sizlere genel bilgi, birkaç bilgi vererek başlamak istiyorum. Ve bunun da anlaşılırlığı kolaylaştıracağına inanıyorum. Türklerin tarih sahnesine çıktığı ve bizim Türk tarihini başlattığımız yer Orta Asya'dır. Peki Orta Asya neredir? Coğrafi olarak tanımlayalım ki bazen karşımıza çıkabilir. Doğuda Moğolistan'da Kingan Dağları'nda, batıda Hazar Denizi'ne uzanan, kuzeyde Sibirya'nın alt kısmından, o Sibirya bozkırlarından başlayan ve güneyde Hindistan, Pakistan'ın kuzeyi olan Hindikuş ve Karanlık Dağları'yla çevrili olan biz coğrafyaya Orta Asya diyoruz. Orta Asya coğrafyası sevgili gençler, karasal iklime sahip, yüksekliklerin çok olduğu, çöl ikliminin belli yerlerinde hakim olduğu, yaşaması zor olan bir coğrafya. Evet, biz Türk tarihini Orta Asya'da başlatıyoruz ama sadece Orta Asya'da işlemiyoruz. Çünkü birazdan da anlatacağımız çeşitli sebeplerden dolayı Türkler dünyanın farklı coğrafyalarına dağılmışlar ve Türk tarihi birçok coğrafyada incelenmektedir. Nereler bunlar? Kafkaslar, Karadeniz'in kuzeyi, hatta Tuna Nehri civarına, Macaristan ovalarına kadar bu devam etmektedir. Türk tarihi ile ilgili kaynaklarımıza bakalım. Maalesef bunların çoğu Türk dilinde değil. Farklı dillerde, farklı milletlerin dillerinde rastlıyoruz biz Türk tarihi ile alakalı kaynaklara. Hangi milletler? Özellikle Çin olmak üzere Fars, Arap, Grek, Latin ve Rus kaynaklarında. Peki, Türk tarihinin kaynaklarını özellikle erken dönem, ilk dönem Türk tarihinin kaynaklarını neden başka milletlerden okuyoruz? Çünkü biz millet olarak yazılı kültüre Orta Asya'da çok erken geçmiş bir toplum değiliz. Bozkır yaşam şeklinden dolayı. Bunun sebebi budur. Peki, bunun bize getirisi sonucu ne olacaktır dersek, o da Türk tarihini araştırmayı elbette ki zorlaştıracaktır. Çünkü kaynaklar bizim dilimizde değildir. Bizim dilimizde olmayan kaynakları öğrenmek için bir kez farklı ülkeye gitmek, farklı diller öğrenmek ve bu gibi çabalar gerektirecek. Bu da işimizi zorlaştıracaktır. Evet, eski Türk topluluklarının bir hayat tarzı var. Yaylak kışlak üzerine geçen bir hayat tarzı var ve biz buna kısaca bozkır yaşam şekli, bozkır hayat şekli diyoruz. Ve Türklerin hayatında her zaman göç olgusu var. Türkler hareketli bir yaşam sürüyorlar, her an harekete hazırlar ve göç onların hayatlarında olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi. Evet, Türkler bu şekilde hayatlarını devam ettirirken elbette siyasi organizasyonlar da oluşturuyorlar ki bunların ilki Asya Hun Devleti, daha sonra Göktürkler, Uygurlar gibi devletlerimiz
olacak. Onları birazdan göreceğiz. Bu genel bilgilerden sonra konularımıza şöyle bir bakalım ve onları anlatalım. Türk adı. Sevgili öğrenciler, Türk adının farklı dönemlerde, farklı kaynaklarda çeşitli anlamları vardır ki onları burada görüyorsunuz. Olgunluk çağı, miğfer, türemek, töreli gibi anlamları var. Ama biz Türk adının anlamı nedir denildiğinde biz güç ve kuvvet diyoruz. 20. yüzyılda elde edilen bir Uygur metninden, Uygur kaynağından da öğrendiğimiz gibi asıl anlam bizim için güç ve kuvvettir. Türkiye isimlendirmesine bakalım. Türkiye ismi Türklerin yaşadığı yer anlamında kullanılıyor. Peki Türklerin yaşadığı yer anlamında olan bu isim neye göre kullanılır? Yani bir yere niye Türkiye denilir? Burada önemli olan unsur nüfus unsurudur. Türklerin yoğun yaşadığı yere Türkiye denir ve onların siyasi teşkilat kurup yönettiği yere Türkiye denir. Evet, nereler buralar? Mesela 5 ve 6. yüzyıldan itibaren Orta Asya, Türklerin ilk yaşadığı yer, ilk coğrafyaları. 9 ve 10. yüzyılda göçlerle beraber gelen toplulukların bulunduğu yer, Karadeniz'in kuzeyi, Hazar'ın kuzeyi olan bölgeler. 11 ve 13. yüzyıllarda kurduğu devletlerle Mısır ve Suriye civarı ve 12. yüzyıldan itibaren de Anadolu için Türkiye tabiri kullanılmıştır diyoruz. Kültür bölgelerine gelelim. Kültür bölgeleri nedir? Türklerin yaşadığı Orta Asya coğrafyasında kurgan dediğimiz mezarlarda yapılan kazıların sonucunda ortaya çıkarılan ürünlerle oluşturulan veya isimlendirilen bölgelerdir. Peki biz niye siyasi oluşum ismi vermiyor veya devlet ismi vermiyoruz da kültür bölgesi olarak isimlendiriyoruz? Çünkü bunları henüz %100 olarak bir siyasi teşkilatla tam olarak eşleştirebilmiş değiliz. Peki bunlar hangileri? 5 tane burada da gördüğünüz gibi Anav, Afanesyevo, Andronova, Karasuk ve Tagar kültürleridir diyoruz. Evet, Türklerin yaşam tarzına gelelim. En çok soru çıkan kısımlardan biri, hatta en çok soru çıkan kısım diyebiliriz. Türkler dedik, Orta Asya'da karasal iklimin olduğu bu zor coğrafyada yaşamışlardır. Ve bu zor coğrafyada tarım yapmak pek mümkün değildir. Dolayısıyla onların yüksek platolarda yaptığı ekonomik faaliyet hayvancılık olmuştur. Bunun yanında tabii ticaret de her zaman vardır. Hayvancılığa bağlı olarak sürekli hareket halinde olan Türkler konar göçer bir yaşam, yani yaylak kışlak, yaylak ile kışlak arasında hareket eden bir yaşam sürmüşlerdir. Peki hiç yerleşik hayata geçmemişler midir? Evet, geçmişlerdir. Uygurlardan itibaren geçmişlerdir. Peki bu yaşam şeklinin Türklerin hayatına getirisi nedir? Şimdi ona bakalım. Yani bozkır yaşam şekli Türklerin hayatını nasıl biçimlendirmiştir? Bunlara bakacak olursak birincisi, az önce girişte de söylediğimiz gibi yazılı kültür gelişmemiştir. Sevgili öğrenciler, yazılı kültür yerleşik toplumların bir işidir. Yerleşik olmayan toplumlar, doğa ile mücadele halinde olan toplumların yazılı kültür gelişmesini pek fazla geliştirmesini bekleyemezsiniz. Temel ekonomik faaliyet doğal olarak hayvancılık ve yanında ticaret olmuştur. Hareket halinde olduklarından, bir yere yerleşemediklerinden mimari gelişmemiş, hareketli yaşam sürmelerinden göç onların hayatında sürekli olmuştur. Hem hareketli yaşam sürmeleri hem de tehlikeye açık bir coğrafyada yaşamalarından dolayı Türkler her an savaşa hazır bir hayat sürmüşlerdir. Yazılı olmayan hukuk kuralları gelişmiştir. Dedik ya, yazılı kültür yok. O zaman hukuk yok anlamına gelmez. Bu yanlış anlaşılmasın. Yazılı olmayan hukuk, töre dediğimiz hukuk kuralları olmuştur. Burada da yine uzun süreli hapis cezası olmaz. Niye? Sürekli yer değiştiriyorsunuz. Sanat eserleri yok mudur? Evet, vardır ama o dahi yaşam şekline uygundur. Taşınabilir sanat eseri. Sürekli hareket halinde. Evet, peki şunu buradan kimse anlamasın değerli arkadaşlar. Hareket halinde olan toplumlar örgütsüz, düzensiz toplumlar anlamında kimse anlamasın. Konar göçer toplumlar tam aksine daha örgütlü toplumlardır.
Evet, Türklerin toplum yapısına bakalım, devlet oluşumlarına bakalım. Türk toplumu şu beş unsurdan oluşur, küçükten büyüğe doğru ben buraya sıraladım. Birincisi oguş, ikincisi uruk, boy, budun ve il. Aileler toplumun temelidir. Aileler birleşerek sülaleleri, sülaleler asıl unsur olan boyu, boylar bir araya gelerek milleti ve millet de devleti oluşturur. Millet olmadan devlet olmaz. Türk toplumunda sınıflı toplum yapısı yoktur. Yani hürler, köleler, din adamları dediğimiz toplumun ayrışması Türk toplumunda yoktur. Bunu neye bağlarız, nereden çıkarırız veya bunun sebebini neye dayandırırız dersek, birincisi konar göçer yaşam bunun en büyük sebebidir. Zor hayat şartında sınıflı toplumu pek fazla göremezsiniz. İki, ülke hanedanın ortak malıdır da onun için. Evet, Türk devletlerinin yönetim şekline baktığımız zaman boy birliği federasyonunu görüyoruz. Federasyon dediğimiz yönetim şeklini kısaca açıklayacak olursak, tek başına bir yönetim organizasyonu kurabilecekken, bir araya gelerek, topluluk oluşturarak bir yönetim kurma şekline biz federatif yönetim veya federasyon diyoruz. Peki bir araya gelip o devleti oluşturanlar ne? Boylar. Boylar bir beyin etrafında teşkilatlanan oluşumlardır. Boylar bir araya gelerek boy beylerinden birini yönetici seçerler, kağan olur ve devlet bu şekilde oluşturularak yönetilir. Peki bunun olumlu ve olumsuz yanları olabilir mi? Evet, olumlu yanı şudur. Çabuk bir araya gelirsiniz, çabuk bir organizasyon ve siyasi teşkilat kurulabilir. Ama böyle olduğu gibi olumsuz yanı da şudur. Birçok unsurdan bir araya gelen devlet, o unsurlardan bir veya birkaçının ayrılmasıyla zayıflayabilir, sendeleyebilir veya yıkılabilir. Meşruiyet kavramına bakalım. Meşruiyet, meşru olma, kabul edilebilme durumunu anlatıyoruz. Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından yöneticiye verildiğine inanılır. Tanrı'nın verdiği bu güce ise kut denilir. Ve bu kut kan yoluyla hanedanın yani ailenin, sülalenin diğer üyelerine geçtiğine inanılır. Bir Tanrı kaynaklı durum varsa o zaman biz burada diyoruz ki ilahidir. Yönetimin kaynağı diyoruz. Sorularda geldiği zaman ilahilik kısmını arayacağız. Tanrısal kısmı. Peki görevi Tanrı'nın vermesi ne yapar? Görevi Tanrı'nın vermesi kutsallık kazandırır, bağlılığı arttırır yöneticiye. Peki kan yoluyla geçmesi, kan yoluyla geçmesi herkesin eşit hakka sahip olmasını, bu da taht için mücadeleyi beraberinde getirir. İşte buradan da neyi çıkarırız? Taht kavgalarını çıkarırız. Evet, görevin Tanrı'nın vermesi Türklerde farklı bir unsuru da beraberinde getirmiştir. Evet, görevi Tanrı vermiştir ama Türklerde hiçbir zaman yönetici Tanrı'dan o gücünü alıyor diye kutsal kabul edilmez. Ki şimdi birazdan da bunu göreceğiz. Türk Devleti'nin yöneticisine daha çok kağan unvanı verilir. Kağanın yetkileri çok geniştir ancak kimse sınırsızdır tabirini kesinlikle kullanmasın. Yani sorularda gördüğümüzde biz yetki çoktur, çok geniştir o zaman sınırsızdır sonucuna hiçbir zaman ulaşmıyoruz. Bize o sonuca ulaşmamamızı sağlayan, bizim o sonuca ulaşmamamızı sağlayan nedir? Onun bir takım görevleri vardır. Onları yapmak mecburiyetindedir. Neler mesela? Devleti töreye uygun yönetmektir. Sınırları korumaktır. Halkın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Orduyu yönetmektir. Devletin görevlilerini atamaktır, denetlemektir ve savaşa ve barışa karar vermektir. O zaman ben ne derim? Bir takım yapmak zorunda olduğu şeyler varsa yetki sınırsız değildir. Bir takım unvanlar da var. İdikut, Şanyu, Tanhu gibi kullandığı unvanlar var. Ve onun bir takım sembolleri de var. Türk hükümdarının yani onun hükümdar olduğunu anlayacağımız taht, ota, tu gibi, yay gibi, davul gibi bir takım sembolleri de var. Peki kocaman ülkeyi tek başına bir kişi mi yönetir? Hayır. Yönetim organizasyonunda güç paylaşılır. Yönetim gücünün paylaşılmasını kastediyoruz biz burada güç paylaşımı derken. Peki
Türk Kağan'ı kimlerle paylaşıyor yönetim gücünü? 1. Kurultay. Devlet yönetiminde en etkili kurul. Başkanı Kağan'dır, üyeleri, hatun, hanedan üyeleri, vezir ve boybeyleridir. En yüksek dereceli meclistir ve devletin her türlü iş ve işlemi ile alakalı karar verir. Yeri geldiğinde Kağan'ı dahi belirleyebilir. Kurultay yılda 3 defa toplanır. Hatun, hükümdarın eşidir. Savaşa onun yanında katılabilir, elçi kabul edebilir. Dolayısıyla ne sonuca varırız? Buradan da devlet yönetiminde de etkisi vardır. Az önce de kurultayında üyelerinden olduğunu söyledik. Vezir, devletin ikinci adamıdır tabiri caizse. Hükümdardan sonra gelir, olmadığı zaman kurultaya başkanlık eder ve kendi başkanlığında oluşturulan hükümet organizasyonunun başkanıdır. Hükümet bakanlardan oluşur. Türkler o bakanlara da buyruk adını verirler. Bu hükümet ne yapar? Kurultay kararlarına göre ülkeyi yönetir. İkili yönetim veya ikili teşkilat ismini verdiğimiz unsursa şudur. Türk devletleri yönetimi kolaylaştırmak amacıyla doğu ve batı olarak ikiye ayrılır. Asıl Kağan doğuda durur, batıyı bir hanedan üyesi onun adına yönetir. Burada amaç, unutmayalım, yönetimi kolaylaştırmaktır. Başka bir unsur burada aramayalım. Töre. Nedir töre? Yazılı olmayan hukuk kurallarına biz töre diyoruz. Ne oluşturur töreyi? Kut inancı. Kağan'ın koyduğu kurallar, kurultayın kararları, gelenek ve görenekler töreyi oluşturur. Türk toplumunda Kağan dahil herkes uymak zorundadır töreye. Peki Kağan dahil herkesin uymak zorunda olması bize neyin üstün olduğunu gösterir? Kağan'ın üstünlüğü. Bu tür bir şey soruda karşımıza çıktığında biz Kağan'ın üstünlüğünü veya hukuk devletini soruda ararsak doğruyu bulabiliriz. Peki böyle bir yönetim tarzı ne yapar? Adaletli bir yönetim sağlar. Böyle bir yönetim tarzı, kanunun üstün olduğu bir yönetim tarzı keyfi uygulamayı da engeller. Keyfinize göre hareket edemezsiniz. Askerlik ve orduya bakalım Türklerde. Türklerin dedik ki yaşadığı coğrafya zordur. Her an savaşa hazırdır. Türkler asker bir millettir. Türkler diğer milletleri en çok askerlik yönünden etkilemiştir. Bunu bilelim mutlaka. Türkler de orduda özel bir, yani toplumda özel bir savaşçı sınıf, sadece işi gücü savaşmak olan bir sınıf yoktur. O zaman ben burada neye ulaşırım? Herkes asker. Herkes askerse hangi anlayışa ulaşırım? Ordu millet anlayışı, işte Türkler de bunu ifade eder. Herkesin yeri geldiğinde asker olabilmesi mantığını. Ücretli askerlik var mı? Hayır, ama bir toplum hariç, Hazar toplumu. Türklerde ilk düzenli orduyu Asya Hun hükümdarı Mete Han kurmuştur. Onluk sistem dediğimiz sistemle Türk ordusunu düzenlemiştir. Dolayısıyla onun tahta çıktığı tarihi de biz bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluş tarihi olarak kabul ediyoruz. Türk ordusuna su, ordunun komutanına subaşı denir. Ama ordu komutanları olmakla beraber Türk ordusunun nasıl komutanı, biz az önce de söyledik, kimdir? Kağan'dır. Yani hükümdar orduyu komuta eder. Atlıdır, çünkü hareketli yaşamda atı ilk önce evcilleştiren ve atı hayatının her alanında kullanan bir millettir Türkler. Ordu da atlı ordudur, yaya kısmı yoktur ve dolayısıyla hızlı ve hareketli bir ordudur Türk ordusu. Kullandığı silahlar da elbette ki atlı bir süvarinin kullanacağı silahlar olacaktır. Turan taktiği dediğimiz taktiği de sorularda görürsünüz. Sahte geri çekilme taktiğidir Türklerin kullandığı. Siyasi organizasyonlara bakalım, devletlerimize göz atalım. Birinci devletimiz Asya Hun Devleti, ilk kurulan devletimiz. Teoman ilk hükümdarı ve başkenti Ötüken'dir. En güçlü dönemi ise onun oğlu Mete Han dönemidir. Mete Han kendi ifadesiyle tüm Türk boylarını birleştirmiş, Çin'e akınlar yapmış, Çin'e üstünlük kurmuş ve vergiye bağlamıştır. Onun oğlundan sonra devlet zayıflamış, önce ikiye ayrılmış ve daha sonra da yıkılmıştır bu devlet. Asya Hun denildiğinde biz şunu mutlaka bilmeliyiz. İlk Türk devletidir. Dolayısıyla Türkleri bir bayrak altında toplayan ilk devlettir. Ve ilk devlet olması nedeniyle de devlet teşkilatının oluşumunu biz nereden başlatırız?
bunlardan başlatırız. Göktürk dediğimizde yine Ötüken merkezi olarak bu Kağan tarafından kurulan devlet diyoruz. Mukan Kağan en güçlü dönemi, bu devlet İpek Yolu hakimiyeti için önce Akhunlara karşı Sasanilerle, daha sonra Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yapmıştır. Orta Asya'dan Bizans'a elçi gitmiştir. Bu devlet de daha sonra ikiye ayrılmış ve 630 ve 659 yıllarında yıkılmıştır. Peki Göktürk Devleti'nde ne bilmeliyiz? Göktürk Devleti Türk adıyla kurulan ilk devlettir. İlk Türk alfabesini oluşturmuştur. Bakın Türk adı, Türk alfabesi. O zaman karşımıza böyle bir şey çıktığı zaman biz ulusallığa, ulusçuluğa vurgu yapıldığını anlayıp onu görebilmemiz lazım. İkinci Göktürk, Türklerin Çin esareti yaşadığı dönemde zaman zaman isyan etmişlerdir ki bunların en önemlilerinden biri Kürşat isyanıdır. Kutluk'ta isyan etmiş ve başarıya ulaşarak Ötüken merkezli devleti kurmuştur. Sırayla burada gördükleriniz tahta geçen hükümdarlar ama en önemli dönem burada da Bilge Kağan dönemi. Bilge Kağan kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk'la bu devleti yönetmiştir diyoruz. Bu devlete Uygurlar, Karluklar ve Basmil Türkleri son vermiştir. Peki 2. Göktürk Devleti'nde bilmemiz gereken unsur nedir? Orhun kitabeleri, bizlerin ilk yazılı eserleri olan Orhun kitabelerini bırakan devletimiz Göktürk Devleti'dir diyoruz. Geliyoruz Uygur Devleti'ne. Uygur Devleti Kutluk Bilge Kağan tarafından Balasagun, Karabalasagun merkezi kurulan ve Bögü Kağan döneminde de Maniheizmi kabul eden bir Türk devleti. Birazdan din değişikliğinin sonuçlarını burada işleyeceğiz. Bunlara da 821'de zayıflamaya başlayan Uygurlara da Kırgızlar son vermişler ve Uygurlar da daha sonra farklı bölgelere göç etmişlerdir devletin yıkıldıktan sonra Çin'in içerisinde. Nereye? Kansu bölgesine gidenlere biz Kansu Uygur Devleti diyoruz. Batıya göç edenlerine de Doğu Türkistan veya Turfan Uygurları diyoruz. Peki din değişikliği Türklerin Orta Asya'daki yaşamını nasıl etkilemiştir dersek, birincisi Türkler hayvansal gıda yemeyi yasaklayan, bitkisel gıdayı özendiren Maniheizm diniyle beraber yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçmeyle beraber doğal olarak bir ekonomik faaliyet daha eklenecek onların yaşamına, tarım. Mimari gelişecek, şehirleşme başlayacak ve sanat anlayışı değişip çeşitlenecek. Biz dedik ki yazılı kültür kimin işidir? Yerleşik toplumların. O zaman Türkler de yazılı kültürde yavaş yavaş ne yapmaya başlayacak? Gelişmeye başlayacak Uygurlarla beraber. Göçler, Türklerin hayatının en önemli unsurlarından bir tanesi. Türkler, milattan önceki dönemlerde 1700'lerden başlayarak milattan sonraki dönemlerde de göçler yapmışlardır. Bu göçlerin ekonomik ve siyasi nedenleri vardır. Göçün en doğal sonucu da etkileşimdir. Peki nereye göç etmişlerdir? Her yöne ama en çok batıya göç etmişlerdir. Batıya göç eden Türkler burada bir müddet yaşadıktan sonra 375 yılında Karadeniz'in kuzeyinden Volga Nehri'ni de geçerek ve önlerindeki kavimleri de hareket ettirerek büyük bir göç hareketini başlatmıştır ki biz buna kavimler göçü diyoruz 375 yılında. Önemlidir, önemli sonuçlar doğurmuştur. Avrupa Hun Devleti kurulacaktır. Avrupa'nın etnik yapısı yani ırk yapısı değişecek ve bugünkü Avrupa milletlerinin temeli oluşacaktır. Roma İmparatorluğu önce zayıflayacak, ikiye ayrılacak, sonra yıkılacaktır. Feodalite ve skolastik rejim ortaya çıkacaktır. İlk çağın sonu Orta Çağ'ın başlangıcı olacaktır kavimler göçü. Evet sevgili arkadaşlar, diğer Türk devletlerine bakalım. Dedik ki Türkler çeşitli dönemlerde göç ettiler ve dünyanın birçok bölgesinde Türk devleti kurdular. Peki bunlar neler? Avarlar, önce Avrupa, Asya'da sonra Avrupa'da devlet kuran, İstanbul'u iki kez kuşatan ve Slavları etkileyen Türk kavmi. Hazarlar, Yahudiliği kabul eden tek Türk kavmi. Önemli, güçlü bir devlet Hazar Devleti. Peçenekler, Bizans'la önce mücadele edip sonra onun ordusunda ücretli asker olarak görev yapan Türk topluluğu. Bulgarlar, birlikleri yıkıldıktan sonra ikiye ayrılan Tuna İtil olarak ve İtil Bulgar Devleti Müslümanlığı kabul edecek daha sonra. Macarlar var, Türgişler var, Kıpçaklar var,
Karluklar var. Mesela Müslümanlığı boy şeklinde kabul eden ilk Türk boyu Karluklar. Uygurları yıkıp Ötüken merkezli son devleti kuran Kırgızlar. İslamiyet'i kabul eden 24 boy halinde olan Oğuzlar ve Sibirler var. Burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu devletler karşınıza geldiği zaman siz asimile olmak tabiriyle sorularda karşılaşabilirsiniz. Asimile olmak varlığını, benliğini bulunduğu bölgede yitirmek anlamına gelir. Öz benliğini kaybetmektir. Peki bir toplum niye asimile olur? Bir toplum yeni göçlerle beslenemezse asimile olur. Daha gelişmiş kültürle karşılaşır ve onunla mücadele edemezse asimile olur. Ve din değiştirirse asimile olur. Evet sevgili arkadaşlar, bu ünitemizi bitiriyoruz. Ben bu üniteyle alakalı EBA'daki testleri çözmenizi öneriyor. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.